Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz C++'ın önemli operatörlerinden biri olan uzun ok operatörü, Long Arrow Operator. Bütün C++ programcıları bu operatörü biliyor. Öncelik seviyesi en yüksek seviye. Evet, örnek kodda uzun ok operatörünün kullanıldığını görüyorsunuz. While parantezi içindeki ifadede n sıfıra giderken, n sıfıra giderkene. Evet arkadaşlar, bu döngüde n'in sıfır değeriyle döngüden çıkacak bu işi başaran uzun ok operatörü, long arrow operator. Arkadaşlar şaka bir yana, C++ programcılarına, yeni dili öğrenen C++ programcılarına yapılan tipik esprilerden biri bu, değil mi? Böyle bir operatör yok. Yani başlığımız bir yalandan ibaret. Uzun ok operatörü diye bir operatör yok. Arkadaşlar, burada kullanılan kurala, esprili şekilde yazılmış bu kodda kullanılan kurala maximal munch kuralı deniyor. Maximal munch kuralı ne demek? Maximal munch kuralı, lexical analysis dediğimiz derleme işleminin görece olarak ilk fazlarında ele alınan süreçle ilgili arkadaşlar. Lexical analysis'te eğer tokenlar arasında, karakterler dosyadaki karakterler arasında, kod dosyasında boşluk karakterleri yok ise, yani karakterler birbirine bitişik yazılmışsa, derleyici bu kodu nasıl tokenize eder? Bizim kullandığımız Türkçe terimle nasıl atomlarını ayırır? Buna yönelik kurala maksimal manç kuralı deniyor. Mesela maksimal manç kuralını göstermeye çalışan temel kodlardan biri burada. Şimdi lütfen dikkatli izleyin. Int x eşittir 20, int y eşittir 30. Ben şöyle bir kod yazsam. Int a eşittir x 3 tane artı y. Arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi tokenlar arasında hiçbir boşluk yok. Acaba derleyici bu kodu x artı 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 y biçiminde mi ele alacak? Yoksa derleyici bu kodu x artı 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 y biçiminde mi ele alacak? İşte bu kodun bu şekilde değil de x artı 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 y biçiminde ele alınmasını garanti altına alan kural maksimal manç kuralı, en uzun atom kuralı. Derleyici lexical analysis aşamasında dosyadan karakter karakter çekiyor. Token olma özelliği bozulana kadar token'ı büyütüyor. Şimdi x bir identifier ama x artı bir identifier değil. Birinci token x. Artı operatör, artı artı operatör ama 3 tane artı, böyle bir operatör yok. İkinci token artı artı. Üçüncü token artı, benzer şekilde tokenizing bu şekilde yapılacak. Buna ne deniyormuş popüler olarak? Maximal munch kuralı. Şimdi şu uzun ok operatörüne geri dönecek olursak, orada da aslında maksimal manç kuralından faydalandığını görüyorsunuz. Her ne kadar biz kodu böyle yazsak da derleyici açısından bu kodun anlamı bu. Yani eksi eksi son ek konumundaki eksiltme operatörü, buradaki büyük karakteri de greater than karakteri de büyüktür operatörü. Dolayısıyla bu meşhur n kez dönen döngü diyor mu? N'in değeri kaçsa bu döngü o kadar kez dönecek, değil mi? Bunu ayrıca açıklamıyorum. Her C++ programcısının bilmesi gereken en kez dönen döngüyü diyor mu? Arkadaşlar, maximal manch kuralı çok önemli. Çünkü bazı durumlarda programcı bu kurala takılıp bir sentaks hatasıyla karşılaştığını anlamayabiliyor. Hadi bakalım, bir iki tane maximal manch kuralı nedeniyle sentaks hatasının oluştuğu senaryoya birlikte bakalım. Arkadaşlar, en tipik senaryolardan her biri için benim söylediğim yerde videoyu durdurup
neden maksimal launch oranına takıldığını, neden sentaks hatası olduğunu bulmaya çalışmanızı istiyorum. Hadi bakalım. Mesela int x eşittir 10, y eşittir 20, yıldız p eşittir y'nin adresi. Şöyle bir kod yazsam. X arkadaşlar eşit x bölü yıldız p. Yorum satırını alayım ki ipucu vermeyeyim. Evet. Burada maximal mark kuralına takılır mı takılmaz mı? Aslında programcının yazmak istediği x eşittir x bölü yıldız p. Fakat burada tokenlar arasında boşluk verilmediği için lexical analysis aşamasında bölü yıldız tek bir token olarak ele alınacak. Böylece yorum satırı başlatılmış olacak. Kod da sentaks hatası durumuna düşecek. Ama Necati burada durdurup bize siz durdurduğunuzu düşündüm orada. Burada cevabı erken verdim. O zaman bir soru daha sorayım. Bir fonksiyon bildirimi yapıyorum. Void func int x. Peki fonksiyonun parametresi varsayılan argüman olabilir mi? Default argument alabilir değil mi? Mesela şu anda fonksiyonun parametresi varsayılan argüman ifade olarak sıfır sabit ifadesini almış. Fonksiyon bildiriminde parametreye isim vermekle mecburi değil. O zaman bu da geçerli bildirim. Öyle değil mi? Fonksiyonun parametre değişkeni bir pointer da olabilir. Constar yıldız p eşittir efendim error. O zaman bu da geçerli bir fonksiyon bildirimi. Peki pointer parametreye fonksiyon bildiriminde arkadaşlar isim vermek mecburi olmadığına göre bu da geçerli bir bildirim olması gerekir değil mi? Ama tahmin edin maksimal manş kuralına takılır mı? Durdurup bakıyorsunuz burada. Evet. Çünkü böyle yazarsak artık çarpı eşit işlemli atama operatörü component assignment operator olarak token olarak ele alınacak. Böyle tokenize yapılacak. Böylece bir sentaks hatası oluşacak. Alın maksimal manş kuralına bir örnek daha. Hadi bu örnekte Şefik Yağmur'dan. Şefik Yağmur benim sevdiğim C++ programcılarından biri. Biraz benimle aynı kafaya sahip diyebilirim. Telegram'dan takip edebilirsiniz ya da kendi blogundan takip edebilirsiniz. Ya da Telegram'dan dedim ama Twitter'da daha aktif. Bakın onun Maximal Match'la ilgili güzel bir örneği. Bence sanatsal bir örnek. Bakalım örneği takip etmeye çalışın. Tabii isimler aynı olmayabilir. Ben kodun özünü buraya yazacağım. Şöyle bir bildirim yapmış. Template type name t using efendim int eşittir int. Şimdi soru bir. Soru bir. Güzel bir C++ testi olacak. Böyle bir template'e ne deniyor? Bu ne template'i? Evet, durdurup 5 saniye düşünüyorsunuz. Ve 5 saniyeden sonra devam ettirdiniz. Cevabınız alias template ise doğru. Tür eş isim bildirimi. Arkadaşlar, bravo. Peki, o zaman ben şöyle yazsaydım. Bu halen alias template olur muydu? Cevap olurdu. Sadece fark eden ne? Bu kez alias template'te template parametresi type parametre yerine non-type parametre. Yani bu ne demek? Örneğin int'in 5 açılımı bildiğimiz int türünün eş ismi. Ama int'in 3 açılımı da bildiğimiz int'in type alias'ı. Peki Maximal Munch'ı nerede yaratmış Şefik? Bakalım. Şöyle bir fonksiyon bildirmiş. Void func arkadaşlar. Int'in 5 açılımı
Ama default argüman almış. Şöyle yorum satırı da koyalım. Ve default argüman olarak sıfır değerini almış. Bence sanatsal bir maksimal munch örneği. Çünkü burada kapanan açısal parantez ve eşittir. Ayrı ayrı tokenlar olarak ele alınmayacak. Maximal munch'a takılacak. Büyük eşit operatörü olarak tokenize edilecek. Bu da syntax hatası oluşturacak. Şüphesiz burada diğer örneklerde olduğu gibi bir boşluk karakteri verilseydi bu durumda maximal munch'a takılmayacaktı. Ama şimdi maximal munch'a takılacak arkadaşlar. Evet. Peki yalnız modern C++'dan önce maximal munch'ın tehlikeli senaryolarından biri şuydu ve çok sık karşılaşılıyordu. C++'ı eski dönemlerde modern C++ öncesinde öğrenenlerin mutlaka karşılaştığı senaryolardan biri. Diyelim ki ben vektörün string açılımı türünü kullanacağım. O zaman şöyle yazıyorum değil mi? Vektörün string açılımı. Ama diyelim ki template argümanı olarak kullanacağım türde bir template specialization'ı. Mesela bitset başlık dosyasını dahil etseydim ve bitset başlık dosyasında tanımlanan bitset sınıf şablonunun 16 açılımını vektöre template argümanı yapsaydım, burada da eskiden modern C++ öncesinde maximal munch'a takılıyordu. Burada aslında iki tane closing angular bracket olarak almak yerine bunu bitsel sağa kaydırma operatörü olarak ayırıyordu. Ve bu durumda da değerli arkadaşlar syntax hatası oluyordu. Ancak kurallar modern C++'da değiştirildi. Şimdi artık modern C++'da burada bu şekilde tokenlara ayrılacağı garanti altında. Eski kitaplara, eski bloglara, eski makalelere bakarsanız burada bir boşluk karakteri verilmesi gerektiğini yoksa maksimal manşa takılacağını özellikle belirtiyorlar eski kitaplar. Ama modern C++'la birlikte buradaki kural değiştirildi ve artık burada space karakteri olmasa da bunun arkadaşlar iki ayrı kapanan angular bracket açısal parantez karakteri olarak ele alınacağı garanti altında diyebiliriz. Peki, bugünkü konumuz maximal munch kuralı ve biraz esprili şekilde uzun ok operatörüydü. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kayıttan izleyen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.